أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث رب اشرح لي صدري ويسر لي امري وَحْلُ الْأُقْدَةَ مِّنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي وَأُفَذِضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ صَلُّوا عَلَى رَسُولِنَا مُحَمَّدٍ صَلُّوا عَلَى شَفِيعِ الذُّنُوبِنَا مُحَمَّدٍ صلوا على طبيب قلوبنا محمد الأول الله والآخر الله والظاهر الله, الله والباطن الله فمعينه في الدارين الله لا اله الا الله هو الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الامين بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن ولا تموتن الا وانتم مسلمون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال خالقنا ورازقنا ومولانا من الشاكرين الشاهدين بقلب سليم Cenab-ı Hak ve Feyyaz-ı Mutlak ve Rabbül Falak Hazretleri cümlemize mededu inayet ve lütfi hidayet ihsan eyle ya. Kusurlarımız eksikliklerimizle beraber ifa ve eda etmeye gayret sarf eylediğimiz bütün ibadetlerimizi hayrül hasenat ve iyi niyetle yapılan bütün amellerimizi Cenab-ı Hak dergah ı uluhiyetinde ahsen surette kabul eşayan eyleye. Gecesiyle müşerref olduğumuz mübarek bir cuma gecesinin, mübarek bir cuma gününün, hayırlara vesile olmasını hakkımızda şikayetçi değil, şefaatçi olmayı Rabbim lütfeyleye benim sevgili izleyenlerim. Mübarek bir cuma gecesinde düzce televizyonumuzun ekranlarında YouTube'dan, Facebook'tan, internetten paylaşımlarla izleyebildiğiniz Gönül Sohbeti programımızın bu mübarek cuma gecesinin manevi iklimiyle sizin gibi münevver izleyenlerime özellikle Müslümanın olması gereken yer, Müslümanda olmaması gereken vasıflar, Müslümanda olması gereken vasıflar nelerdir? Bu hafta bu konuyu sizlerle paylaşmak istiyorum kardeşlerim. Hangi hal varsa Müslüman, hangi hal varsa münafık, hangi hal varsa kafir, hangi hal varsa müşrik. Acaba yaratan Rabbimiz yarattığı zaman bu güzel kullarını Müşrik olarak mı? Münafık olarak mı? Kafir olarak mı? Yoksa Müslüman olarak mı yarattı? Değil mi efendim? Dikkat buyurursanız güzel izleyenlerim Allah Celle Celaluhu yarattığı her Müslümanı her varlığı Müslüman hakikasına göre yaratmıştır. Yani Allah'ımız bize ruhlar aleminde "Ben sizin Rabbiniz değil miyim?" ifadesiyle yaratılacak olan kulların kıyamet günü sabahına kadar yaratılacak olan kulların hepsine "Rabbim" bu kelimeyi söyledi. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Elestü bir Rabbik Bela. Ben sizin Rabbiniz değil miyim dediğinde bizim ruhlarımız kafir olsun, şu anda müşrik olsun, münafık olsun, kim olursa olsun her varlık, yaratılacak olan her varlık Allah'ın sorduğu soru karşısında seni bir olan Allah, bizleri yaratan Allah, bizleri ömrü vererek dünyada takdir edilen ömür kadar yaşadığım süre içinde Müslüman olarak yaşamayı, Müslüman olarak hakka inanmayı, Müslüman olarak dünyadan ukbaya gidişimin sözünü sana veriyorum Rabbim der. Yani bir müşrik anneden, bir müşrik babadan, bir münafık ya da bir kafirin sulbünden dünyaya teşrif eden evlat, yavru Müslüman olarak doğar. Peki o sonundan müşrik olmuş, münafık olmuş, kafir olmuş dini duymamış, İslam'ı duymamış, inancı duymamış. Yaratılış gayelerini bilmeyen insanlar da bundan sorumlu mudur hocam? Elbette sorumludur. Güzel insanlar. Bir insanın dünyaya gelişiyle onu Kur'an ifadesiyle ya Müslüman ya münafık ya kafir ya da müşrik olarak yetiştiren kişi onu dünyaya getiren varlıklardır. O zaman biz elhamdülillah güzel insanlar. Gönlerdeki bayrağı olan minarelerdeki ezanları olan insanları doğruya güzele Müslümanlığa davet eden bir peygamber. Ona gelen Allah'ın ilahi buyruğu ile kişilerin ne yapacağını ya da neler, neler yapmayacağını bize bildiren yazılısı ile, görselliği ile, yaşantısı ile bizlere örnek ve bizlerin yaşantı programının aynısı olan Kur'an-ı Mübin'in ilahi emirlerini bize aktaran, bize nakleden, bize ulaştıran hiçbir hata olmadan ne eksik ne fazla olmadan bize Allah'ın yüce beyanlarını gönderen Allah'ımız Cebrail vasıtası ile Muhammedül Emin ve vesselama 23 senede ayet ayet takdim edildiğini görüyoruz. Ve neticede Allah'ın bildirdiği yüce kelam Kur'an Hakim. Bu kıyamet gününe kadar Hiçbir zaman eksilmez, fazlalaştırılmaz. Onu biz gönderdik. Onu biz muhafaza edeceğiz diyor yüce Rabbim Kitabı Kerim'inde. Buradan baktığımızda bu şablonu çizdiğimizde dünyaya gelen insanın anne kucağında baba şefkatiyle annenin yetiştirip emzirmesiyle, onu eğitmesiyle, İslam'ın o güzel nimetlerini hanesinde görmesiyle, yaşadığı vatanda ezanı duymasıyla, gönlerdeki o şehit kanlarını ifade eden bayrağı ile, evet burası bir İslam beldesidir diye övünürüz. Övünmekte de çok haklıyız. Çünkü biz bu şuurla yetişen bu ezanlar ki şahadetleri dinin temeli ebediyen benim yurdumun üstünde inlemeli diyen o ecdadın asil torunları olmak bizim için medarı iftihardır güzel insanlar. Bu açıdan baktığımızda o zaman o Müslümanın kendisinde olması gereken ya da olmaması gerekenler nelerdir? Herkes kendisini şöyle ekrana koysun bendeniz dahil olmak üzere acaba anlatılacak olan sözcüklerden, hareketlerden bende var mı yok mu? Değil mi efendim? Hep beraber Yüce Rabbimizin bizde olmasını istediği kuralları yarın ya Rabbi ben bunları duymamıştım ben böyle olduğunu bilmiyordum deme lüksünün olmadığını bildiriyor. Neden? Özellikle bu devirde 21. asırda dünyanın her tarafındaki insanların Allah'tan Peygamberden, dinden, imandan haberlerinin olduğunu görüyoruz. Neden? Çünkü basın yönüyle televizyon yönüyle telefonlar yuvası ile insanlığın birebir kendisine ulaşabilecek teknik ve teknoloji ile merak eden insanların İslam nedir? Hristiyanlık nedir? Yehudilik nedir? Ateşperestlik nedir? Ateistlik nedir? Satanistlik nedir? Ateşe taparlık nedir? İstediğimiz şeyin ne olduğunu bugün bağışlayın. Google'a girdiğimiz zaman gençlerimiz de, orta yaşlılarımız da, hacımız da, hocamız da, bilen de, bilmeyen de, her konuda bilgi almak için bir kolaylığın olduğunu bu kolaylığı da elimizin üzerinde bulunan bu vasıtası bu vasıta ile öğrenme lüksümüz var kardeşler. Ancak acaba bunların hangisi doğru? Herkes bir şey söylüyor, değil mi efendim? Elbette eskiden kalmış bazen İslam'a uygun olmayan bit'at ve hurafeler sanki İslam'ın emirleri gibi insanlara yansıtılan şeyler İslami değil, insani de değil. Öyleyse bilgiyi kaynağından öğreneceğiz. Aklıma takanı hocama soracağım, bilenlere soracağım. Bunun manevi sorumluluğunu taşıyan insanlardan soracağım. Çok garanti öğrenmek istiyorsam Diyanet fetvayı arayacağım ya da bildiğin hoca efendileri arayacaksın ve onlardan asıl bilgileri öğrenme şansımız var. Elhamdülillah. Sevgili izleyenleri, bizim Rabbimiz, yüce Rabbimiz o söylediği sözü o kadar nazik, o kadar nezaket dolu ki Rabbimiz şöyle diyor. Bize ya eyyühellezine amenu diyor. Ey iman edenler. Ve Kur'an'da elhamdülillah güzel insanlar Allah'ın söylediği sözün muhatabı olabilmişiz. İman ettik Rabbim sana. Bazı ayetlerde var ki ya eyyühennaz. Ya eyyühennâ şü'büdü rabbeküm devam eden ayetlerle Allah insanlığa hitap ediyor. Ve bizatihi Kur'an-ı Kerim'de iman edenlere, münafıklara, müşriklere ve özel olarak da Kur'an-ı Kerim'in bir ayetinde var ki o da şudur. Ya eyyühellezine keferu. Kafirlere hitap ediyor Allah. La ta'tezirul yevm. O gün göreceksiniz. O gün işlediklerinizi göreceksiniz. İnsanlara saldırmayı, insanları eziyet etmeyi göreceksiniz. Bugün inanmıyorsunuz ama işte o sizin eziyet ettiklerinizi biz yeniden dirilteceğiz. Seni üzen, seni öldüren, seni mahveden, sana hainlik yapan kimlerdir söyle bakalım diye o ilahi adalette hiçbir hakimin haklılığı olmayan ama ilahi adaletteki hakimlerin hakimi olan eleysallahu bi ahkemil hakimin vallahu hayrul hakimin Hakimlerin en hayırlısı en hüküm vereni. Onun yanında hiçbir hakimin sözünün geçmediği bir gün gelmeden mümin hepimiz tedbirimizi almak zorundayız. Genç kardeşlerim, hocam ben daha gencim ya. Yani bu lücağına yeni girdim. Daha 15-20 vesaireyim yani. Yani dur da müsaade et de hocam biraz gençliğimizi yaşayalım. Gençliği yaşamak demek isyan ederek yaşamak değildir. Güzel insanlar. Çünkü insanın kendisine verilen ömür ne kadar olduğunu ancak Rabbimiz bilir. Onun dışında kimse bilemez. Heves eder gençlik biz de öyleydik. Gençlikte şöyle olurum, böyle olurum, okurum, üflerim, evlenirim, çocuklarım olur. Şu makama geçeyim, şu mevkiye geçerim, öyle yaparım, böyle yaparım. Planları, programları, projeleri yaparken o projeler bazen gerçekleşmeden Allah diyor ki hadi bakayım gel. Nereye? E dünyadaki yaşandığın sona erdi. E ben daha yaşayacaktım ya Rabbi. Evlenecektim, mesleğim olacaktı. Hukuktayım. Efendim kimyadayım, biyolojideyim, matematikteyim, görsellikteyim, ev ekrandayım. Her yerde daha bir hayatımın başlangıcı var. Müsaade et de deme lüksümüzün olmadığını hatırlatmak istiyorum. Güzel insan. Rabbimiz şöyle diyor. Emenü tekulla. Ey benim iman eden kullarım. Bize hitap ediyor. Yani bize söylüyor. Ey diyor. Ya diyor. Hani bir insan bir insana bile bir şey söylerken komşu bakar mısın diye böyle bir tekliflerimiz olur ya ya da çocuğumuza, beyimize bakar mısınız? Ha bana hitap ediyor. Allah da kendisine iman edenlere hitap ediyor. Allah'tan korkun. Tamam. Ama Ayet devam ediyor güzel insanlar. Hakka tükatihi. Allah'tan bir hakkın korkun. Yani öyle korkun ki Allah size neyi yasaklamışsa sakın yapmayın demektir. Perçin diyor yani. Peki. Hocam Allah'tan korkmak ne demek ya? Allah'tan korkmanın korkmak kelimesi benim anladığım kadarıyla uzaklaşmak demektir. Değil mi efendim? Sen benden korkmuyor musun ya? Falan hani deriz ya. Korkmak demek o titreşim içinde o benden korkmuyor musun diyenin huzurundan kaçmak değil. Acaba ben beni yaratan en güzel surette yarattım diyen, kulunu çok seven, yarattığı kuldan daha merhametli olan Allah acaba bana niye benden korkun diyor? Korkmak demek uzaklaşmak demektir, değil mi efendim? Oysa Allah Allah'tan korkmak değil Allah'ın yasaklarından korkmak yani uzaklaşmak o uzaklaşma ile Allah'a yaklaşmak güzel insanlar yani yasaklarından yasak ettiklerinden uzaklaşmak Allah'a yaklaşmak değil mi Allah bizi sevmiş sevdiğini de söylüyor beni seveni ben de sevelim diyor Sevdiğini insan korkutur mu? Peki şunları şunları yapma kulun. Eğer bunları yaparsan... ...benim sevgimden mahrum olursun. Elbet rızkını kesmem. Vadettiğim ölçülerim var. Ama dünyaya ben seni... ...geçici bir hayat için gönderdim. imtihan için gönderdim. Bu imtihanı kaybetmemen için... Benim yasaklarımdan uzaklaşman lazım. Nefsinin her istediğini yeme, içme, söyleme, harekette bulunma. Gözlerinle harama bakma. Ağzınla yalan gıybet etme. Komşuyu komşuya takma. Kulaklarınla kötü şeyleri işitme. Ayaklarınla kötü yerlere gitme. Ellerinle kötü şeyleri yapma. Beni dinle. Beni dinle diyor Allah. Sözlerin ağzından çıktığı zaman onu çok iyi kontrol et. Yoksa beni kırarsın. Beni üzersin. Beni üzenleri ben de üzerim. Rabbimiz. Peki güzel insanlar. Ve temutun. Allah'ımız korktukça korkun dedi ya. Biz ne anlayacağız? Yasaklarından korkmak, Allah'a yaklaşmak. Yaklaştık ya Rabbim sana. Ve Ölmeyiniz. Güzel insanlar, ölmeyiniz. Sorun kendi kendinize, ben de size, siz de bana sorun. Ölmemeye çare mi var? Allah ölünüz diyor. Biraz önce Rabbimiz benim yasaklarımdan uzaklaşın, emirlerime yaklaşın. Ama illa efendim ve la temutun ölmeyiniz. Çok önemli bir konu güzel insanlar. Ölmeyiniz. Hocam ölmemeye çare mi var? İlla yani burada ve la Allah imansız ölmeyin kafir gibi ölmeyin. Günahlarla ölmeyin. Kul hakkı ile ölmeyin. Vurup kırdıklarınla ölmeyin. Gıybet ettiklerinle ölmeyin. Yalanla, iftira ile, buz ederek, hainlik yaparak, döverek, söverek o şekil ölmeyin demek. İlla ölünüz ve en tüm Müslüman Müslüman olarak ölünüz. Çünkü Müslüman olarak yaratıldınız, Müslüman olarak ölünüz. Allah'ın Müslüman olarak yarattın bizi, Müslüman olarak da La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah aşkı ile son nefesimiz dahil imanla huzuruna gidebilmeyi Cümlemize nasip eyle Allah'ım. Yani illa ölünüz ve en tüm müslümun. Ey benim kullarım ben sizi Müslüman olarak dünyaya gönderdim. Lütfen siz de Müslüman olarak yaşayın. Müslüman olarak ölün. Müslüman olarak benim karşıma çıkın diyor Allah şu ayetle. Bu a mübarek ayeti kerimenin mefhumunu takip ederken Cenab-ı Hak kitabı kerimde bakın. İnnemel müminune ıhvetun. Müminler kardeştir. Birbiriyle irtibatlıdır. Gönülden birleşmişlerdir. Müslüman, Müslümanı canından daha çok sever her şeyinden daha çok sever. Çünkü kardeş, İslam kardeşi, din kardeşi, Kur'an kardeşi, Hazreti Muhammed Mustafa bile bize onlar benim kardeşlerimdir diyor kardeş. Hepinizin bildiği, çok defa söylediğim bir konuyla onu perçinleyeyim güzel insanlar. Efendimiz seher vaktinde o güzel bir vakitte Allah Resulü'nün ey benim arkadaşlarım, candaşlarım, yandaşlarım, benim canlarım size selam olsun. Lütfen istirham ediyorum. Siz, dinliyorsunuz Allah razı olsun. Size selam olsun diyor. Kime? Kime? oradaki cemaatine, sahabelere, oradaki sahabeye böyle selam veriyor. O mübarek insanlar ve aleyküm selam ya Resulallah diye bağırlarına basıyorlar. Sen Allah'ın selamını bizim üzerimize takdim ettin. Senin sözün de Allah'ın verdiği nimet de kabuldür ifadesiyle Memnun oluyorlar. Şöyle doğruluyor. Kardeşlerim. Bakar mısınız? Müminler kardeştir dedi de Rabbimiz. Ey benim kardeşlerim. Size de selam olsun. Allah Allah. Cemaat. Sahabe-i ikram hayretle soruyor. Ey Allah'ın Resulü bize nezaket dolu bir selam verdiniz. Biz de aleyküm selam ya Resulallah dedik. Senin yüzünü, gözünü, sözünü özledik ya Resulallah. Ama dikkatimizi çekti. Bir müddet durdunuz. Kardeşlerime de selam olsun dediniz. Merak ettik bizim dışımızda bir kardeşleriniz mi var? Ne dedi Resulullah? Güzel insanlar. Sizler beni ve benim cemalimi gördüğünüz, gördüğünüz halde gözleriniz ve gönül gözlerinizle bana iman ettiniz. Beni peygamber olarak tanıdınız. Siz benim arkadaşlarımsınız. Ama Öyle bir kardeşlerim var ki benim o kardeşlerime de selam olsun dediğim benim cemalimi görmemiş, benim peygamberliğimi kabul etmiş. Verdiğim Kur'an ve sünnet emanetiyle de ben ümmetlerime, kardeşlerime selam verdim. İşte benim kardeşlerim de beni görmeden benim peygamberliğime ve benim getirdiklerime inananlar benim kardeşlerimdir. İşte Allah'ın innemel müminune ıhvetün dediği kardeş. Hazreti Muhammed Mustafa'nın kardeşi olabilmek ne mutlu ya Rabbi. Kardeşlerin kardeşleri istemeyip reddettiği, dünya menfaati uğruna birbirleriyle bıçaklaşıp mahkemeleştiği bir asırda, asırlar önce Hazreti Muhammed gibi bir peygamberin bizi kardeş olarak kabul edip övünüp sevinmesi dünyada bu gururla yaşayıp ahirette de geldiniz mi ey benim kardeşlerim? iltifatıyla Rabbim cennetin yamaçlarında Firdevs cennetinde buluşabilmeyi Rabbim cümlemize nasip eylesin. Benim güzel izleyenleri. İşte bu kadar önemli bir konuyu sizlerle Müslümanın halinde olması gereken konuları takdim etmeye çalışıyorum kardeşlerim. Ankebir suresinde de Yüce Rabbim şöyle diyor efendim. Elif la hasiben nasu en yutrakü en yekulü <laughs> amenna mehüm la yuftenun sadakallahu nasu Rabbimiz insanlar çok önemli bir şey. İnsanlar inanmak demekle inandım demekle ben Allah'a ve peygambere inandım demekle İmtihan edilmeden bırakılacaklarını mı zannediyorlar? Peki Allah'a inandım. Hazreti Muhammed Mustafa'ya inandım. Getirdiklerine inandım. Demekle onlar kurtulacaklarını mı zannediyorlar diyor. Kim? Yüce Rabbimiz kardeşlerim. Müslüman ırkı ile, nesebi ile, aşireti ile, makamı ile, mevkisi ile, zenginliği ile övünmez. Övünen değildir o Müslüman. Ya Müslüman imanı ile, vicdanı ile, hayası ile, edebi ile, şerefi ile Onurlanan insana Müslüman denir. Evet. Demek ki dünyalık menfaat, dünyalık velvele, dünyalık makam mevki gibi konumlarda... insanın onurlandığında o onurlanma ve gururlanma ile Müslüman'ın ahlakı umumiyetine uygun değil. Ama ahlakıyla, edebiyle, terbiyesiyle, hayasıyla, şerefiyle evet o zaman medarı ittihardır Müslüman. Hazreti Ali Efendimiz şöyle diyor güzel kardeşlerim, güzel insanlar. İlmin kapısı amellerin en güç olanı dört haslettir. Amellerin güç olanı. Yani Müslümanın yaptığı şeyin, yapması gereken şeylerin dört haslet olduğunu söylüyor. Bakalım bunlar neymiş? Herkesin yapacağı şeyler mi? Bakalım efendim hep beraber. Bakınız. Ben Müslümanım diyen insanın üzerinde bulunan özellik Öfkeli anında af etmek. Kardeşlerim. Öfkeli anında af etmek. Bu Müslümanın yapması gereken kural. Peki. Öfke olduğu zaman sabreden insan kazanır. Sabretmeyen insan vurur, kırar, döker. Elinden geleni yapar. Demek ki bu insan ham bir meyve gibi olmamış. Olmamış. Hazreti Ali Efendimizin bile bir müşrikle karşılaşıp kardeşlerim bir müşrikle karşılaşıp onu kılıncı ile yere atması ve sonra tam kılıncı boynunun altına getirip keseceği zaman Muharebenin can alıcı hallerinde tam boynunun altından kılıncını sallayacağı anda altındaki müşrik yüzünü çevirerek tu diye tükürmüş yüzüne. Dikkat buyurun efendim. Tu diye tükürmüş. Hazreti Ali biraz önceki halinde öldüreceği müşrikin öldürülmesi gerektiği konu İslami. Ama öyle bir imtihan konumu var ki müşrik onun yüzüne tükürerek bu sefer Hazreti Ali'nin o cihadı nefsi kendinin üzerine tükürdüğünde normal bir insanın tükürmüş gibi celallendiğinde Hazreti Ali Efendimiz onu öldürmekten vazgeçiyor. Güzel insanlar vazgeçiyor. Anlatabiliyor muyum? Vazgeçiyor. Müşrik soruyor beni tam öldürmen gereken yerde yüzüne tükürmemle beni öldürmekten vazgeçtin. Bunun hikmeti nedir? Öyle bir İslam ve hicret ile cihat aşkıyla sinirlenmiştim ki seni ortadan kaldırmaya karar verdim. Ama ne zaman yüzüme tükürdün o aşk yerine nefis aşkı geldi. Ben de nefsim için seni değil Allah için öldürmem lazım. Nefsim için seni öldürürsem o takdirde katil olurum diye o mübarek Hazreti Ali Efendimiz müşriki kaldırıyor. Bakar mısınız? Kılı kırk yaran bir Müslüman örneği. Bugün öfkelendiğin de anamızda, babamızda, dayımızda, halamızda, amcamızda herkes sokakta da, trafikte de, herhangi bir akrabalıkta da yan yana oturunca insanlar sinirlenince Yapmadıkları yok kardeşlerim. Görüyoruz sahnede. Onun için Rabbim Hazreti Ali Efendimizin söylediği o güzel ibretli sahnede amellerin en güç olanı dört haslettir. Bunlardan biri öfkeli anda af edebilmek herkesin işi değil. Er insanların işidir diyor Hazreti Ali Efendimiz. Efendim. <laughs> Affedersiniz. İki, muhtaçken cömert davranmak. Ben muhtaçım. Muhtaçım. Elimde olduğu, muhtaç olduğum halde elimde bana yetecek kadar imkanım olduğu halde o imkanımdan kendi nefsim için kısıyorum ve ondan bir başka bir bir parçalarını başkasıyla parça diyorum. Cömert oluyorum. Başkalarıyla paylaşıyorum. Öyle zengin insanlar vardır ki gönlü zengin olmayan insanlar da adeta Anadolu usulü böyle yalayarak adeta hayat geçer. Başkasının sırtından nasıl geçinebilirim? Nasıl sermayemden ya efendim noksanlatmam? Bunun peşinde olan insanların adına kardeşlerim muhtaç olduğu halde kendisinin fedakarlık yapması en güzel örneklerdendir. Üçüncüsü kapalı ve tenha yerlerde nefsin şerrinden korunmak. Evet. Bugün ev biz kapalı. Bulunduğumuz yer kapalı. Dışarıdaki insanlar benim ne yaptığımı bilmez. Kimse beni görmüyor. Kimse beni benim ne yaptığımdan haberi yok diye insanların bazıları kendi kendilerini aldatırlar. Oysa Sağ taraftaki meleklerin iyilikleri, sol taraftakinin de kötülükleri yaptığını yarın yarın Ruzi Mahşer'de o gizlilerin açığa çıktığı anda onu düşünerek o insan sabreder. Yani nefsinin esiri olmaz. Tenhada da kimse yok burada dediği halde bile onu fotoğraflayanlar ve alemlerin Rabbinin kendisini gördüğünü ifade eden konuda da insanların dirayetli olabilmesi çok önemlidir güzel insanlar. Dördüncüsü efendim korktuğu veya menfaat umduğu korktuğu veya menfaat umduğu Kimseye karşı doğru söylemek. Evet. Doğru söylemek. Korktuğundan, korkusundan yalana değil, doğrudan şaşmamak. Daima sözü, özü, hareketleri doğru olmak ve menfaat içinde olsa, kendi zararına da olsa doğruluktan şaşmamak. Neyse o hadise dobra dobra kendisinin ve bir başkasının haliyle hallenince kendisini dışarıdakilerin içinde, içeridekilerin de dışında hiçbir fark etmez. Bu insan Allah'tan korkar, Allah Allah'ın malumat altında olduğunu düşünür ve onun için gizli de aşikar fark etmez. Çünkü o hal haliyle bir başkalarını inandırmıştır kardeşlerim. Bu da çok önemlidir. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimiz bizim için en büyük nimetleri takdim ederken Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam gece gündüz hep ümmetim, ümmetim sözcükleriyle hayatını tamamlamıştır. Ondan esinlenen alimler, Allah dostları da şöyle cümleleri sıralarlar. Hadi hep beraber duygulanalım inşallah efendim. Her acıya adıyla ümit veren Allah'a hamd olsun. Her acıya adıyla ümit veren Allah'a hamd olsun. Hep ondan gelir. Her şey ondan gelir. Musibetle ondan gelir. İyilik de ondan gelir. Elbet karamsar olmamak gerekir. Her şerde bir hayır vardır demeli. Ümitsizlik içinde olmamalı. Rabbimizin la taknatu mir rahmetillah. Benim rahmetimden ümit kesmeyin. Daralabilirsiniz. Sıkışabilirsiniz. Ama her daralmanın, sıkışmanın, bir bolluğu, bir rahatlığı vardır diyor. O mübarek Resul'ün yolunda gidenler. Bir yanda çeyizim, bir yanda kefenim diyor. Ne demek güzel insanlar biliyor musunuz? Yavrularımız evlenirler. Allah hayırlı muratlarına nail eylesin. Kızımız da olsa erkeğimiz de olsa. Hani özellikle kızlarımız bugün bilmiyorum ama vardır tabi eskiden daha çok olurdu. Sandıklarını çeyizlerle doldururlardı. Kızlarımız el işiyle kanet işe örerler yaparlardı. Efendim yastık uçlarına yatak kenarlarına böyle o günün hükmünde lüks Oturulan minderlerin kenarında, havluların kenarında öyle bir emekle uğraşılır. Efendim onu sandığa koyar, çeyizi için hazırlar. Gel efendim e, evlendiği zaman efendim o insanın çeyizini görmek için vatandaşlar gelir. Ona duvak diyoruz bazı yerlerde. Gelirler kızın ve gelinin çeyizlerini görmeye gelirler. O çeyizlerini serer. O yaptıklarını şöyle serer. Herkes bakar. Hay maşallah subhanallah. Ne becerikli kızımızmış maşallah subhanallah. Yani hiç kelime bulamadım demek için böyle bir imrenir insan yanındakiler. Bakın bunun için diyor ki Allah dostu benim dünyada yaptıklarım, iyiliklerim, güzelliklerim Elimden, ağzımdan, burnumdan, malımdan, efendim, servetimden, yakınımdan, yaranlarımdan, davranış biçimlerinden almış olduğum sevapları amel defterime çeyiz olarak doldurdum. Yani amel sandukamın içine koydum onları. Onunla gidiyorum. Peki bu kadar zahmetin rahmete kavuştuğu endamı baktığımızda acaba bu insan sandığıyla, çeyiz sandığıyla giderken dünyadan ne götürecek dersiniz? İşte o da diyor, ben efendim bir yanda ketenim bir taraftan amel sandukam Demek ki bir tarafta amelim, bir tarafta ketenim imanla Rabbime kavuşma vasıtasını insan denilen varlık bu dünyada tahlil etmeli, imar etmeli kardeşlerim önce nefsimize takdim ediyorum. Rabbim sen neyi takdir edersen ben ona razıyım. Bazen insan kendi düşüncesine göre iyidir diye yorumlar. E bazen de o yorumun dışında bir yorum daha yapan vardır. Yani ben düşünüyorum hayırlı olur inşallah diye bakarsın. Hayırsız olabilir ama her şerrin karşısında çok defa iyilik ve güzellik vardır kardeşlerim. Birbirimize bizi kardeş yapan Allah'a hamdolsun diye dua ediyor sevgili dostlarım. Değiliz herkes gibi sıradan hamd olsun Müslüman yaratmış yaratan. Evet bu bir medarı iftihardır. Müslüman memleketinde olmak Müslümanın ezanı ile doğmak, Müslümanın yaşadığı istiklal ve hürriyet içinde bayrağının gönlerinde olması, insanların birbirini seven, kaynaşan insan olabilmesi, böyle bir vatanda dünyaya gelmek kadar mutluluk olamaz. Allah'ım bu nimetlerden bizleri mahrum etmesin kardeşlerim. Hayatımız boyu yaptığımız günahı bir tövbeye sığdıran Rabbimize hamdolsun. Değil mi güzel insanlar? O kadar günah işleriz ki hepimiz. Farkına varmadan gençliğimizde, delikanlılığımızda, toyluğumuzda, azgınlığımızda vurduğumuzda, kırdığımızda, sıktığımız zaman taşı ezebilecek güçlü kuvvetli endamlarda o kadar o kadar yaptıklarımız vardır ki artık pil bitmiş, sistem durmuş, azarlar hareketsiz hale gelmiş. Artık ya Rabbi ne yapacağım ben? Bu geçmişte yaptıklarımı eğer meydana vurarsan ben ne yaparım ya Rabbi diye düşünenler benim gibiler, düşünenler ve neticede de düşünüp düşünüp hemen bizim aklımıza Allah Resulü geliyor. Bakar mısınız güzel insanlar? Müslümanlık ne kadar güzel bir şey. Hemen Resulullah akla geliyor. Ne diyor Resulullah? Sallallahu aleyhi ve sellem. Ettaibu minezzembi kemen la zembele. Estağfurullah lazim ve etübüleyi. Beselullah li melekümü tevfik. Ne diyor Resulullah? Resulullah diyorsa doğru söylüyordur. Eğer bir Müslüman samimi duygular ile abdestini alır, gücü Allah'ın huzuruna gelir, iki rikat namaz kılar, tefekkür eder, bu ömrün bir gün biteceği gün gelmeden Allah'ım ne olur? Geçmişi düşünüyorum, semaya bakamıyorum günahlarımın kötülüklerinden. Senin kudretin, kuvvetin büyüktür Allah'ım. Senin Azamet sıfatın var, senin cemal sıfatın var, senin settar sıfatın var. Sen rahmansın, sen rahimsin, sen afusun Allah'ım. Ne olur ben bu andan itibaren geçmişteki günahlarıma tövbe ettim ya Rabbi de. Geçmiş günahlarını Allah siler diyor. Kul hakkı hariç. Böyle bir nimet var önümüzde güzel insanlar. Değerlendirelim mi? Ne dersiniz? Hadi kardeşlerim. Allah'ım sevgili Resulü, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam sözlerin en doğrusu Allahu Teala'nın kitabı Kur'an-ı Kerim'dir. Yolların en iyisi Hazreti Muhammed Mustafa'nın yoludur. Başka bir yol yok. Cenneti kazanmanın sermayesi la ilahe illallah. Dil ve gönülden söylemek. Nimetlerin sermayesi ise elhamdülillah. Dil ve gönülden söylemek Allah Resulü'nün söylediği cümlelerdendir. Peygamberimiz müşriklere karşı müthiş hitabı mal, şan, makam. Verelim bunları sana güzel insanlar. Müşrikler Ebu Cehiller, Ebu Leheb'ler biliyorsunuz. Gözde olanlar. Sana mal verelim. Sana istediğin kadar hanım verelim. Sana makam verelim. Sana mevki verelim. Zenginlik verelim. İstediğin kadar Mekke kızlarından alabilirsin. Böyle bir teklifin karşısında Allah'ın sevgili resulüne bakın. Ne diyor? Sağ elime güneşi, sol elime ayı verseler Vallahi bu İslam davasından, Allah'ın beni görevlendirdiği davadan, İslam davasından asla bir milim vazgeçemem diyor. İşte bu. Müslüman böyle olmalı. Müslüman dünya menfaatine Müslümanlığını satmamalı. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bizi bazen dua ile taltif eder, ettirir. Allah'ım dara düştüğümüzde seni hatırlayanlardan değil baba zor duruma düştüğünde seni hatırlayanlardan değil geniş vakitlerde sana şükreden dar vakitte de geniş vakitlerde de sana şükredenlerden olmayı bana ve bizlere nasip eyle Allah'ım diye güzel bir dua. İltifatı Efendimiz'e aittir. Efendimiz kalp ve beden ha ahengini daima gönül alıcı nezaketlerle insanın Cemali Muhammed Mustafa'ya çıkmadan amellerini şöyle bir dezenfekte etmeli iyi hallerini kazanıp kötü hallerini süzekten geçirip dışlayıp nedamet kapısında mükafat almak ne kadar güzeldir güzel insanlar. Efendimiz zerafet örneğidir. Nezaket örneğidir. Bir gün geldi Efendimiz Mescidi Nebi'nin yanına orada bir sahabe vardı. Birkaç kişiyle beraber içlerinden biri efendimizin gözünün önünde bir yere tükürü verdi. Efendimiz çok sinirlendi. Yani sinirlendiği zaman alameti buralardaki damarların ve cemalinin değiştiği görüldüğünde fark ederlerdi sahabeler. Hemen içlerinden biri o tükrüğü üzerini kum ile örtü verdi. Efendimiz tebessüm etti ve sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yol kenarlarına, ağaç diplerine necaset ve herhangi bir şey atmayınız. Gelip geçenlerin yolundaki Kendilerine engel olacakların engel olacağı şeyleri atıveriniz diye bunların sadaka olduğunu söylüyor Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam kardeşlerim. Efendim şu konuda müthiş bir iktidar var. Hadi hep beraber dinleyelim. Son da Müslümanın o güzellikleri neymiş? Beraberce icra edelim inşallah, işleyelim kardeşlerim. Ey toprak biz topraktan yaratıldık. Toprakla yeriz, içeriz. Topraktan yer içeriz. Yeniden toprağa gideriz. Hiç uzak değil. Bana da uzak değil. Ölmek çok güzel. Hak edene, affedilene, bağışlana, bağışlanana çok güzel. Ölüm yok olmak değil. Ama toprağa girmek çok önemli. Toprak her pisliği hem kafiri hem müşriki hem dinsizi inkar edeni ateisti de satanisti de dinsizi de oraya gidip makamlarına gideceklerini. Her Müslümanın da dünyada yaptığının neticesinde hak ettiği makamlara yine toprakta gireceğini. Yok olmayacağını. Sadece bedeninin o toprakta çürüyüp orada yaşayan hayvanlara bir malzeme, yeme içme mi aşesi olması mukadderdir ama insan unutmamalı. Aynı gömüldüğü yerden ahirette yine arasat meydanında bir buğday gibi biteceğini efendimiz söyler. Güzel insanlar. Toprak için ey toprak Rabbim senden razı olan edek bana sarılma. Allah Allah. Ey toprak Beni bağrına saracaksın. Beni bağrına alacaksın. Sonra örtecekler üzerimi. Beni sakın sıkma. Benim vücudumu acıtma. Evet. Altımızdan taşlar batar. Üstümüzde otlar biter. Diyen Yunus Emre'nin söylediği gibi Allah'ım toprağa toprağa giderken toprağın bizden razı olacağı bizim de topraktan razı olacağımız Allah'ın huzuruna imanla gidebilme şuurunu Rabbim nasip eylesin diye dua ederiz. Bütün insanlar hata edicidir. Hata edenlerin en hayırlısı ise tövbe edenlerdir. Nedamet edenlerdir. Yani Müslüman hepimiz için geçerli. Herhangi bir yaramaz cümle, herhangi bir hareket yaptığında kendisinin hata olduğunu bildiği halde o hatayı yerine getiren insanın nedamet etmesi en güzel insanın alametlerindendir diyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Şansımdan benim hiç şansım yok. Tüh gibi şansım yoktur deme günah işlemenin alametlerindendir. Şans Allah'ın kaderi. Sanki öldün. Ölmeden sanki öldün, yalvardın, yakardın. Sana bir gün daha verildi. O gün işte bugündür denilse ne yaparsın diyor. Kim? İmam-ı Kazali Hazretleri. Allah'ım ne olur güzel insanlar. Bir anda düşünelim mi? Ölüm geldi çattı. Yarın, yarına kadar sana mühlet denilse insanoğlu nasıl gayret eder? ibadette, taatta, zekatta, efendim söyleyeyim, tevbede, nedamette, zikirde, fikirde son anımın yaprağı dolu olsun diye amel defterime melekler güzellikler yazsın diye adeta gece gündüz uyku bile uyumayız değil mi kardeşlerim? İşte o gün gibi olsun diyor. Eğer Allah o mühleti çoğaltırsa ona göre kendinizi tedbirinizi alın. Aniden gelebilir diyor İmam Gazali sevgili izleyenlerim. Yunus'tan da şöyle bir söz anlatalım. Az söz erin yüküdür. Çok söz hayvan yüküdür. Allah Allah. Bir anda düşünür müsünüz? Bak. Az söz erin yüküdür er er. Erin yüküdür. Çok söz ise hayvan yüküdür. Yani baş konuşma. Boş konuşmalar hayvan yüküdür diyor. Nefistir seni yolda koyan yolda kalır nefse uyan. Sözcüklere bakın. Üç şeyi iyi seç. Üç şeyi iyi seç eşini işini arkadaşını iyi seç delikanlı sana söylüyorum herkese söylüyorum kendime de söylüyorum üç şeyi iyi seçmemiz gerektiğini söylüyor eşini işini ve arkadaşını Eşini seçeceksin. İşini de iyi seçeceksin. Yani içki satan, kumar oynayan, oynatan yerler değil. Haram olan müesseseler değil. Helaldan rızkını elde etmeye bak. Derdi dünya olanın dünya kadar derdi olur. Çok mal haramsız, çok söz yalansız olmaz diyor atalarım çok mal. Gelsin lena, gelmezse ne fena. Yeter ki gelsin. Bunun hesabı varmış yokmuş hiç önemli değil. işte o önemli de değil, değil dediğimizin kılını kırk yararak hesap sorulacağını hatırlatmak gerekiyor. Demek ki çok mal haramsız. Bilemiyorum şimdi malı olanlar düşünsün. Değil mi efendim? Hepimiz düşünelim. Zengin olmuş adam. Gelsin 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 gelsin. Adamın hakkını yemiş gelsin. Adamın kendisine tecavüz etmiş gelsin. Çalmış, sır yapmış, efendim fazla fiyattan satmış, öyle yapmış, böyle yapmış, kataküllüye getirmiş, hepsini bir araya toplamış, zengin olmuş. Bir de kılı kırk yaran zenginler. Geçen bir dostumla muhabbet ederken belki 30 40 senedir görüşürüz. Ticaretle uğraşan bir kardeşimiz hocam dedi Allah'ım bana ne verirse güzelini versin, helalını versin dedi. Hocam bu güne kadar hiçbir alışımı, alışverişimi banka konu banka havalesiyle yapmadım. Yani Faize paramı kaptırmadım. Faizle de alışveriş yapmıyorum. Param varsa ötüyorum, param yoksa susuyorum. Şaştım bu devirde efendim bankalara bulaşmadan ticaret yapan insanlara helal olsun. Onun için o işlerle uğraşıp kendi bacasını kaptıranlara da Allah'ım çıkış nasip eylesin kardeşlerim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kim bir kardeşini bir günah sebebiyle ayıplarsa o günahı kendisi işlemedikçe ölmez. Allah Allah. Dinlediniz değil mi efendim? Bir Müslüman kardeşimiz komşumuz olabilir, çocuklarımız olabilir, herkes olabilir, ben de olabilirim. Yahu anasını var ben bu adamdan bunu hiç ümit etmezdim falan filan diye böyle bir başkasının işlediği günahı yadırgayan, ilan eden insan işte o yadırgadığı sözü söyleyen insanın yaptığı hareketi o insan üzerine başına gelmeden ölmez diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Efendim dili korumak altın ve gümüşü korumaktan daha zordur. Allahu Ekber. Altın ve gümüşü kapatıyorsun, kapılarını kapatıyorsun, tentesini örtüyorsun, adam yine soyuyor. O altın gümüş ama öyle bir altın gümüş var ki bu dil var ya bu dil altın ve gümüşten daha iyi ama altın ve gümüşten daha kötü. Dil beni cennete de götürür, cehenneme de götürür. Dile sus diyebilmek, onu kontrol edebilmek kızdığı zaman, sinirlendiği zaman, ağzından çıkanı kulağı duymayan insana baktığımızda eğer o insan halis kelimelerle, kırıcı cümlelerle mahvediyorsa o eğitim görmemiş dil demektir. Şüphesiz Cenab-ı Hakk'ın kitabı kerimde insan suresinde inna hedeynâhü sebiyle İmma şakiren ve imma kefura. Şüphesiz biz ona doğru yolu gösterdik. Biz ona doğru yolu gösterdik. Artık ister şükreder, ister nankörlük edersin. Yani doğru yolu biliyorsun. Haramdır, helaldir biliyorsun. Helal işlersen mükafatını alırsın. Haram işlersen mücazatını alırsın. Cezasını çekersin. Ayet bu kadar mümtaz. Peki efendim. Müslüman gerçekten doğru sözlüdür. Müslüman doğrudur. Doğru hareket eder. Doğru söz söyler. Kötülüğe meyletmez. Festekim kema ümit Olduğun gibi doğru ol, muhatabı olan Efendimiz, bu Hud suresi beni ihtiyarlattı diye söyler. Doğru ol. Doğruluk bu kadar güzel nimet kardeşlerim. Doğruluk bu kadar güzel nimet. Yani haksızlığın karşısında susmamak, adaletsizliğin karşısında susmamak, Meselenin özünü dobra dobra söylemek. Ben söylersem halk nazarında kötü olurum. Olursun ama hak nazarında iyi olursun. Halk nazarı beşeri münasebetlerle günahlarla dolu olabilir insan. Ama Hakk'ın huzuruna giderken bunları eriterek gitmek doğruluğun en güzel eseridir. Efendimiz aleyhissalatü vesselam doğruluk konusunda çok titizdi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam çok enteresan bir konuyu anlatıyorum sizlere. Hazreti Peygamberimiz ile Hazreti Ayşe annemiz tartışmışlar. Hocam peygamber ve hanımı da tartışabilir mi? Dikkat buyurun efendim. İnsan değil mi? Beşer değil mi? Olmaz bir şeyden bir mesele çıkmış. Hazreti Ayşe annemizle Hazreti Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam uyuşamamışlar. Bak uyuşamamışlar. Peygamberimiz ne demiş biliyor musunuz? Sen haklısın ben haklıyım öyledir böyledir dememiş. Bizim yapmamız gereken usulü anlatıyor bize. Bunda bir bizim hatalarımızı düzeltme yöntemini anlatıyor. Efendimiz şöyle demiş. Ya Ayşe madem ikimiz tartışıyoruz. Hani tartışıyoruz. istersen babana gidelim. Ebubekir'e gidelim. O da gidelim ya Resulallah demiş. Güzel insanlar. Peygamber ahlakına bak. Ayşe'nin ahlakına bak. Beraber yan yana giderler. Biliyorsunuz Efendimizin yattığı yer mübarek Ravza. Ebu Bekir Efendimizin evi de Ayşe'nin evi de biliyorsunuz Gamame camisinin yanında. Ebu Bekir camiye gidi yazar. Gitmişler oraya. Yani orada eviydi. Gitmişler. Hazreti Ebu Bekir ziyarete geldiğini zannediyor ve karşılarına oturmuş Efendimiz ve kendisi Ayşe annemiz. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz de karşıda. Efendimiz Hazreti Ebu Bekir'e sal hatırdan sonra bir konu olduğu anlaşılmış. Söyleyin diye söylemiş Efendimiz'e Hazreti Ebu Bekir. Derdiniz nedir? Hayırdır. Kayıp eder. Demiş ki ya Resulallah şey, ya Resulallah demiş Hazreti Ebu Bekir anlatın lütfen. Efendimiz demiş ki Ayşe anlatsın. Ya Ebu Bekir. Ayşe anlatsın. Yok sen anlat. Ayşe sen anlat ya Resulallah diyor. Dikkat buyurun. Ayşe Ayşe'ye sen anlat ya Resulallah. Deyince Ayşe e, annemize anlattırılmıyor. Yani önce sen anlat ya Resulallah. Burayı çok iyi dinliyorsunuz. Ayşe annemiz önce sen anlat ya Resulallah. Dikkat. Ama doğru anlat diyor baba bak. Baba doğru anlat diyor. Burada Efendimizin canı sıkılıyor. Kes takım Kema Ümit. Doğrulukla hakkında ayet var. Doğruluktan şaşmayan bir peygamber. Hiçbir peygamber şaşmaz. Burada hassas olan şey Ey Allah'ın Resulü anlat ama önce sana anlat olayın ne olduğunu aile arasında sonra ben anlatırım diyor. Anlatırken ya Resulullah ama doğru anlat. Peygamber Efendimiz şöyle dönüyor. Ayişem, bugüne kadar doğruluktan şaştığım görülmüş müdür? Hayır görülmemiştir ya Resulallah. Meseleyi anlatıyor ve sonra gönül huzuru içinde hem ziyaret hem aradaki ihtilaf gidip kucaklaşıp dönüyorlar. Ha demek ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatının her karesinde doğruluktan ayrılmamıştır kardeşler. Demek ki Müslüman doğru olacak. Konu geniş tabi. Sırayla aldığım Müslümanların Müslüman olması gereken hareketlerden ikincisi Müslüman hile yapmaz. <laughs> Kardeşlerim Müslüman hile yapmaz. Müslüman ihanet etmez. Müslüman aldatmaz. Bakar mısınız? Müslüman hile yapmaz. Hatası olan bir malı sattığı insana söyler. Yaptığı işi kusursuz yapar. Her yaptığı işte doğruluktan şaşmaz. Yani insan denilen varlık bu toplumda bir şey üretip piyasaya sürdüğün zaman o sürdüğün piyasaya sürülenin içindekini Allah biliyor, sen de bileceksin. Bunda hile yok. Bunda karışma yok. Bu neyse odur demek. İmal etmiş adam. Öyle bir hile konumu var ki insanlara bir pitne sokuluyor. Doğrudur yanlıştır ayrı konu ama ya birilerinin iftirası ya da doğru olarak değerlendirdiğimizde insanlar hile yaparak birden köşeyi dönme arzusunda olan insanlar haram ile helalı karıştırdığı zaman kazanabilirsin ama aslında iflas ediyorsun Başkasının hakkını yiyorsun. Adam faraza biber yapıyor. Geçen hafta da kısmen anlattım. İçine tuğla tozu katıyor. Kiremit tozu katıyor. Etine başka etler karıştırıyor. Sebzesine başka etler karıştırıyor. Yaptığı işe hile yapıyor. İmal ediyor, hile yapıyor. He. Başkasının aldanmasına hile yaparak zengin olması için hile yapan insanlar ahirette bizatihi Hazreti Muhammed Mustafa'nın kıtabı ile muhatap olurlar. Efendimiz meşhurdur. Pazara çıkmıştır. Hepimiz çıkıyoruz. Yeminle malını satmaya çalışan, hileli olduğu halde sağlam diyen, kilosunda hata eden, yukarıdan aşağı koyduğu zaman aşağıya giden bu sayede de aldattığını, aldatan ve aldatan insan bizden değildir ifadesini kullanmak lazım. Sattığı malda hile yapmamak. Efendimizin yağmurlu bir günde pazarda elini buğdaya sürdüğünü, üzeri kuru, altında yaş olduğunu fark edip karıştırdığı zaman yaş olanın yukarıya çıktığını gördüğünü biliyorsunuz. Bakar mısınız? Sanki yağmur üstünden gelmiş de aşağıya gitmiş gibi. Nedir bu diye sorduğunda satıcı efendimiz. Efendim yağmur yağıyordu da ben de şöyle karıştırdım. Yağmur olan yer altta kaldı öteki kuru yer yukarıda kaldı. Dediği zaman efendimiz üzülmüş. Peki bunun altta ıslak olduğunu alıcı bilecek mi? Yok efendim bilmez. Bizi aldatan bizden değildir diyor. Demek ki Müslüman namaz kılan, ibadet eden, taat eden Müslümanım diyen insan nasıl olur da hile yapıp ibadetini tehlikeye atar? Müslüman ihanet etmez. Müslüman hainlik yapmaz. Müslüman güvenilir varlıktır. Konu geniş. Onun için eğer bu sahtekarlığı nesillerimize yanlış örnekle kendimizi ortaya koyarsak hesap veremeyiz efendim. Üçüncüsü Müslüman haset olmaz. Hasetlik olmaz. Çekememezlik olmaz. Kendisi için sevdiğini başkası için de aynı şey. Yapar. Hasetlik ayrı bir hastalık çekememezdik. Her insanda olur. Ailelerde olur. Bilen insanlarda olur. Hacısında olur. Hocasında olur. Sanatçısında olur. Satıcısında olur. Hayatın her karesinde olan insanda hasettik. Bir hastalıktır. O ne güzel anlatıyor. Vay anasını diye o ne güzel okuyor, o ne güzel ticaret yapıyor, o ne güzel falan gibi. Evet, bir başkalarını çekemeyen insan. Ama şu hasetliğe bakar mısınız? Hasetlik örneğini arz edeyim sizlere. Bir Sultan Fatih'i düşünün. Hepiniz biliyorsunuz. Devletinin içindeki milletini önce imtihan eden halkının konumunu tebdili kıyafetle sokaklarda gezerek anlayan halkının durumunu bir başkalarının vasıtasıyla öğrenen değil bizati kendisinin baş başa olduğu konuyu anlatıyorum size ecdadımız hileleri kendileri bulmuş. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın yolundan giden adı güzel kendi güzel bir gerdanlık gibi Fatih Sultan Mehmet Köprüsü diye ebedi inleyecek olan bu işaretlerin sahibi Fatih Sultan Mehmet Halkımı bir denetleyeyim diyor. Çünkü İstanbul'u almak için önce halkını sonra askerini yetiştiriyor tabii. Halkının içine giriyor tebdili kıyafetle. Sanki evinde şunlar şunlar ihtiyaçmış gibi gidiyor. Faraza. Bir esnafa gidiyor. Selam aleyküm selam. Hoş geldiniz efendim. Buyurun. Ben peynir almak istiyorum. Ne kadar? Şu kadar. Ver efendim. Ben zeytin almak istiyorum. Hayır. Zeytini veremem. E zeytin var orada. Veremem. Niye? Çünkü karşıdaki komşum daha siftah etmedi. Palavra atmıyorum ha. Karşıdaki daha siftah etmedi. O zeytini de ondan alın efendim diyor. Allah Allah. Var mı böyle bizde? Allah rızasını söylüyorum. Yani şu, şu ülkede, şu toplumda, şu şehirde, şu ilçede, şu ilde. Ben sifta ettim kardeşim ötekini de oradan alsın al diyen esnaf var mı? Vallahi inanın üzülüyorum. Duymadım. Daha ne kadar ne kadar ev alacak yiyecek alınacak varsa hepsini versen gene doymaz. O mübarek insan oraya gidiyor. Selamun Aleyküm Selam. Efendim ben zeytin alacağım. Buyurun. Zeytini verir. Efendim ben helva da almak istiyorum. Onu veremem. Niye? Şu karşıki esnaf dahi hiç sefta etmedi. Ondan alabilirsiniz efendim diyor. Ey gidi insanoğlu. Birbirini çekemeyen esnaf birbirinin sattıklarından rahatsız olan onun malını bunun malını kötülüp kötüleyip kendini zirveye çıkaran nasıl hesap vereceksin? Nasıl hesap vereceksiniz? Para kazanmak güzel ama onun da bir de hesabı var efendim. Sıddık ismi verilen ticarette doğru olan insanların Peygamberler ve Allah dostları ile beraber olduğu mesabeyi anlatan Kur'an. Hangi insanları görebilirsiniz efendim? Onun için Sultan Fatih'in bu ölçüsüyle evet diyor ben ben Allah'ın izniyle böyle bir halkın sadakati Allah'a teslimiyeti ordumun da zirvede oluşuyla ben burayı fethederim. Çünkü önce fetih gönüllerle olur. Gönülden fetih. Kardeşlerim. Onun için ecdadımız böyle bir tabloları hikaye ederek insanlara örnek olup bugünün insanların anlat 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 sen anlat sen dinle. Sen anlatıyorsun, anlatıyorsun hocam da. O benim görevim anlatmak. Anlattığımı yaşamak. Dinleyen güzel izleyenlerimden en azından bir tanesi Allah razı olsun diyorsa ellerinden öperim vallahi. O bana yetiyor. Allah hatalarımızı düzeltmeye vesile olan irşadın tesiriyle olgun bir Müslüman olabilmeyi hepimize nasip eylesin. Benim güzel izleyenlerim. Efendim Dördüncüsü sözünü yerine getirir Müslüman. <laughs> sözünü yerine getirir. Nasihat eder, irşat eder. Nasihatında ve irşadında samimidir. Evet anlatır. Anlattığını önce yaşar. Lime tekulüne ma la tefali. Anlatır, anlatır, anlatır. Anlattıkları önce kendine faydası yok. Kendine faydalı olan başkasına da faydası olanlardan eylesin Rabbim. Hatalarımızın düzelmesini nasip eylesin. İrşat uyandırmak, gerçekleri söylemek, hakikatları haykırmak, kırmadan dökmeden insanlara faydalı olmak şu güzel ekranlarda Facebook'tan internetten telefonlarla beraber dinlenen bu güzel nimetlerin yurt içinden ve yurt dışından oluşumuna bakın. Serpiştirilen bilgiler dünyanın her tarafına gidiyor. Bu Allah'ın bir lütfudur. Allah'ın bir lütfu. Allah'ın bu nimetlerle faydalı olabilmeyi nasip eylesin. Ama bunlarla da elbette bu işlerle uğraşan el emeği ve Allah'ın verdiği sermaye ile sevaba vesile olan televizyon sahipleri kardeşlerimin de büyük bir hissesi ve sadakası olduğunu da unutmayalım buradan söylemek istiyorum. Allah onlardan razı olsun. Bu güzelliklerle bu hizmetin verilmesinde emeği geçen her kardeşlerimden Allah razı olsun. Allah onları ve cümlemizi kulluğunda daim eylesin. Benim güzel kardeşlerim sözünde durmak. Geçen hafta da çok bahsettim. Bugünkü toplumun sözünde duran insana çok az rastladığımızı söylemem lazım. Adama filan gün filan yerde beni bekle. Borcumu filan günü filan yerde vereceğim. Söz senettir derlerdi eskiden. Söz senettir. Sözünde duran insanları bulamazsınız. Sözünde duran insan için medarı iftiharlık vardır. Ama sözünde durmayan dininde de samimi değildir diyor ecdadımız. Söz veriyorsan Söz verdiğin zaman o sözü yerine getireceksin. Eğer o sözü yerine getiremeyeceksen önceden diyeceksin ki kardeşim sana söz vermiştim ama kusura bakma bugün sana paramı veremiyorum. Filan günü vereceğim. Vatandaş da ona göre hareket eder. Adam ümit etmiş. Esnafta özellikle ticaretle uğraşan kardeşlerim de. Efendim senet vermiş, çek vermiş. Seviniyor, seviniyor kardeşim elhamdülillah. Kardeşinde hiç hüvle orada olmaz. Ne olduysa, ne yapıldıysa gününde öder ya da haber verir. Böyle bir sevişlik vardır. Ama bir de gel ki, diyor ki adam yerinde yok. Efendim sözünde yok, kendisi yok. İşte bu söz var ya insanı bu hal Müslümana Müslümanın alameti değil Müslüman olmayanlar Müslümanın sözünde durmasından Müslümanın samimi olmadığını ama Müslümanlığın samimiyetini o insan üzerinde görülmediğini görmektedirler. Müslümanlıkta kabahat yok. O Müslümanlığı yaşamayan, yalancılık yapan, sözünde durmayan, ihanet yapan, hainlik yapan insan hiç iyi bir örnek değildir. Müslüman güzel ahlaklıdır. Örnek şahsiyeti vardır. Güzel insanlar. O ahlaklı insan, tabi ahlak konusu farklı, ahlaklı insan edeplidir terbiyelidir, saygılıdır, nezaketlidir, zerafet içindedir. Oturduğunda, kalktığında münasip haldedir. Giyinmesinde, toplum ile beraber bir araya gelmesinde, konuşmasında, komşuluğunda, efendim arkadaşlığında, cami cemaatliğinde, okulunda, üniversitesinde, sokağında, toplumun her karesinde, dairesinde amirdir, memurdur kim olursa olsun ahlakı müeyyideyi hayatına yansıtan zerafetli insanlar, şerefli insanları çok az bulursunuz. Oturmasında, kalkmasında, konuşmasında efendim bu ahlak mektebinden mezun olmuş ama o ahlak mektubunun im, diplomasını almış ama hayatına yansıtamıyorsa o ahlak sınıfta kalmıştır. Senin ne kadar yıldızlı pekiyle aldığın o ahlak diploması ahlakınla çöker çöpe atarsın. Toplum senin diplomana bakmaz. Senin adamlığına bakar. Adamlığına bakar. İnsanlığına bakar. Meşhur Meşhur bir söz vardır. Anadolu'da çok şamildir. Hepinizin bildiği, örnek alınması gereken evlat okur. Evladın ahlakından, edebinden memnun olmayan baba şöyle der. Oğlum ahlaklı ol. Adam ol, adam. Oturmayı, kalkmayı, sözünü, özünü iyi bil bak görüyorum ahlakını beğenmiyorum. Adam ol adam der. Adam olmanın ne demek olduğunu, adam olmanın büyümek olduğunu zanneden, halbuki o bedeni Allah ve Resulünün edep ve terbiyesiyle süsleyen, dilini, gözünü, kulağını edep dışı hallerden koruyan, sanki bir melek gibi olgunlaşan insan okur, üfler, Okulunu bitirir vesaire vesaire malum. Anlatılır ya bir yere kaymakam olur. Veya vali olur ne derseniz deyin. Yani bir makama sahip olur. Makam sahibinin etrafında korumaları vardır malum ya. O makama sahip olan o insan mahiyetindeki korumalara şöyle der filan yerde benim babam var. Babam bana bir ömür boyu okudukça ahlaki yönünü değerlendiriyordu. Bana adam olmazsın. Oğlum adam olmazsın ne kadar okusan da adam olmazsın demesine rağmen ben adam oldum hatta ilçeye kaymakam oldum der. Giderler adam gelmez der ki kaymakam bey çağırıyor gelmiyorum diyor ya. Şimdi kaymakamın ayağıma gelsin. Ve sonra zor zahmet bunu alırlar götürürler makama. Oy şapşatalı koltuk mükemmel Dezayn edilmiş. Falan partarım getirirler kapıya kadar. Baba hoş geldin ya. Hoş geldin. Sen bana bir ömür boyu hep adam olmazsın. Adam olmazsın dedin ya. Bak ben bu ilçeye kaymakam oldum. Kaymakam. Biliyor musun? Öyle mi oğlum? Sen kaymakam olabilirsin. Ama yine adam olamamışsın der. Nasıl olur ya? He, adam olman için madem kaymakam oldun seni doyuran, seni büyüten, seni okutan, göz bebeği olarak bakan babanın ayağına gelseydin, ne olduğunu bana söyleseydin, o zaman benim oğlum adam olmuş derdim. Oğlum yine sen bu ahlakınla yine adam olamazsın demek. Bir makamda, bir mevkide olan insan tabandaki aileyle, akrabalarıyla, yakınlarıyla, yaranlarıyla, Müslümanlarla anlı tezgah içerisinde olabiliyor da, gönül almışsa, işte bu gönül, adam olmanın en güzel örneğidir kardeşlerim. Evet, konu geniş tabii ben madde madde konuma göre ayarlıyorum. Efendim, mümin, yani bahsedilen Müslüman, Haya sahibidir. Haya. Haya. Utanma duygusu. El haya'u minel iman. Kardeşlerim palavra olsun diye anlatmıyorum. Anlatırken önce kendi çerçeveme bakıyorum. Kendime bakıyorum yani. Ehlime bakıyorum. Etrafıma bakıyorum. Komşularıma bakıyorum. Müslümanlara bakıyorum. Ülkeme bakıyorum. Dünya Müslümanlarına bakıyorum. El hayâ'u minel iman. Haya ve edep sahibi olan insan ne güzel insandır. Haya imandandır. Utanma duygusu imandandır. Utanma varsa iman var demektir. İman ya da haya utanma duygusu varsa orada iman durur. Yani arı oğul atmıştır. Ana peşindekileri alır o gönlü oturur. Orada kendi balını yapar ya da oradaki malzemesini hazırlar. Bir insan hangi makama sahip olursa olsun, kadın olsun erkek olsun haya sahibi ise o olgun bir meyvadır. Haya. Utanma duygusu. Utanmıyorsan İstediğin yapabilirsin. Kork Allah'tan korkmayandan. Allah korkusu olsa hayasızlık yapabilir mi? Müstehcen gezebilir mi? Evin içindeki hali gibi dışarıda gezebilir mi? Her anne ve babanın evlatlarını bir çoban olduğunu biliyor. Evlatlarına küçükken sahip çıkmayan insanların büyüdüğü zaman sahip çıkamayacağı belli değil mi? Sakın beni konuşurken kızıyor demeyiniz. Üzülüyorum sadece. Haşa. Ve dua ederim. Hocam baş edemiyorum diyenleri görürüm. Hocam hadi hep beraber dua edelim mi? Güzel insanlar ne dersiniz? Allah'ım hayadan, edepten, terbiyeden nasibini almayanlara davranışlarıyla, hareketleriyle İslam'a uymayanlara örtüden, örtülmekten uzak duranlara Allah'ın yarattığı bedenin içini göstermekten göstermekten kardeşlerim hoşnut olanlara hidayet ver Allah'ım. Yola getir Allah'ım. Gönüllerine ver Allah'ım. Edep ve saygı ver Allah'ım. Özünde Allah'ın yarattığı kul iman akidesinde o iman ona İslam elbisesini, edep elbisesini, haya elbisesini giydirir. Onun için nereye gidiyoruz diye düşünelim ve kusura bakmayın oturup kalkmada büyüklere karşı saygı, küçüklere karşı muhabbet var mı? Büyüklerin karşısında efendim konuşmasına, hareketlerine dikkat eden var mı? Bir büyüğü geldiği zaman, bir ana geldiği zaman oturmuş olan otobüslerinde yer verip de buyurun diyen insan var mıdır? Elbette vardır. İnsanın edep ve terbiye ile büyümesi bir insanın en büyük nimetlerindendir. Dua edelim Allah'ım evlatlarımıza torunlarımıza, gelinlerimize, damatlarımıza, evlatlarımıza edep ve terbiye ile şekillenmelerini anneye, babaya, kayınvalideye, kayınpedere beraberce şenlik içinde birbirini tamamlayan İslam'ın güzelliklerini ortaya koymuş Müslüman bir haneler olabilmeyi her iki tarafa da Rabbim nasip eylesin diye Allah'a dua ederiz kardeşlerim. Onun için edep ve terbiyeyi kim öğretecek? Anne baba. Peki anne baba da edep ve haya varsa, utanma duygusu varsa öğretecek. Yoksa ya telefondan, ya televizyondan ya da sokaktan öğrenecek. Değil mi efendim? Onun için bilelim ki insanlarda edep ve haya olmayınca bir başkalarına bir hastalık gibi virüs gibi yayılıyor. Bu kötülük ve şeytanın övdüğü, şeytanın sevindiği, Allah'ın ve Resulü'nün üzüldüğü, Müslümanların üzüldüğü bir tablodur kardeşlerim. Efendim, insanlara yumuşak davranmak bu da çok önemli bir şey. Anneler, babalar Çocuklarınıza bağırarak davranmayız. Onları ufak sesle, iltifatla, evladım, yavrum, ciğerim, balım, kızım, gözüm her şeyim. Onlara nazik davranalım. Ama hocam bizim çocuklar bizim kız bir oğlan ya bir şey soruyorum. Karışma bana, etme. Ya bir tane çakıyorum. Çakma. Çakma işini önce sen kendine çak ondan sonra ona çak. Acaba ben buna gerekli bilgiyi öğretebildim mi? Edebi terbiyeyi verebildim mi? Ona karşı hoşgörüm var mıydı? Ona karşı davranışım neydi de çocuk bana böyle davranıyor? Bir hikmet var bunda. O bakımdan güzel kardeşlerim, evlatlarımızı kaybetmemek istiyorsak onlara olan davranışımızı bir tevazi olsun, hoşgörülü olsun, onları dışlamayalım, onları hataları kabul edelim, onların hatasını evin içinde düzeltelim. Bilelim ki her yaratılmış insan günahsız yaratılmıştır. Söyledim ya. O yaratılan insanda hata yoktur yaptığı hata hatalıdır. Onları bir kıymetli mücevher gibi işlemek için onları evimizden soğutmadan onlara edep ve terbiyeyi verebilmek anne babalar ihtar ediyorum. İyiler hariç. Hiçbir anne ve baba başkasının evlatlarını evlatlarına örnek göstererek bak filan yerdeki okudu üfledi bak öğretmen oldu hakim oldu sen de kaldın dedirtmeyi demeyiniz efendim. Yani evlatlarınızı överek onların dersine, onların ahlakına, terbiyesine, davranışına lütfen yardımcı olalım. Onları dışlamayalım. Evlerimizden soğutmayalım. Eğer biz evlatlarımıza, kızlarımıza sahip olamazsak dışarıda bunları malzeme olarak kullanan hainler var. Zalimler var. Bunları götürüp PKK yapanlar var. Bunları götürüp vatana memleketine hainlik yapmayı öğütleyenler var. Güzel insanlar Lütfen. Millet olarak biz şanımız var, şerefimiz var. Türk milleti, Müslüman millet, örnek millet demek. Onun için toplum olarak biz bir başkalarının çocuklarını da böyle dışlayarak değil, onları kazanmak için uğraşmak zorundayız. Eğitimciler, öğretmenlerim, imamlarım, müftülerim, efendim eğiticilerim, her kanada hepimiz eğer bu nesilleri eğitemezsek yarın onlar onları bir başkaları eğitir. Çünkü nefis ve nefis ve şeytanın arzuları malzemeleri dışarıda çok. Kimi ile, kimi eroinle, kimi kokainle kimi içkiyle kimi sigara ile kimi bilmem ne ile ile efendim elimizden kapıyorlar mücevherlerimizi evet o mücevherleri değerlendirmek için Allah ve Rasulünün emrettiği tabloyu vermek zorundayız kardeşler çünkü biz yaşlıyız Bizim dönemlerimizdeki çocuklarla şimdiki dönemdeki çocuklar bir değil. Fikirleri başka, görüşleri başka, varlıkları var, giyimleri var, telefonları var, imkanları var, servisleri var vesaire vesaire. Bu imkanlarla yokluk çekmiyor neslimiz. acizane bendeniz bizim köylülerimiz bilirler. Yaklaşık 3,5-4 kilometreye yakın yere yürüyerek giderdik okula 65'lerde. Yürüyerek. Hatta bir melen gibi suyumuz vardı onun içinden geçerek. Büyüklerimiz bazen sırtına alır. Annemiz alır geçerdi. Geçirirdi. Şimdi servis kapıda güle güle buyurun hoş geldiniz. Üretim, üre, yani getirdiğin malzeme ne? Soruyorsun bir annemiz öyle diyor geçen gün. Hocam diyor çocuklarıma diyor ne yaptınız bugün yavrum dersler nasıl? Bana yetmez sorma. Allah Allah. Oysa ben dedim ki oğlum kızım hoş geldin. Ne yaptın bugün derslerin nasıl geçti? Öğretmenin de nasıl geçti? Güzel güzel. Ben ondan güzellik istiyorum diyen bir anneye bu laf söylenirse bu çocuktan ne bekleyeceğiz kardeşim? Onun için Allah'ım dua ederek onlara yardımcı olmayı, onlarla da ilgilenerek başkalarına yem olmamayı tavsiye ediyorum benim güzel milletimin yavrularına. Anlaşıldı. Efendim. insanlara karşı Müslüman merhamet sahibidir. Af edicidir. Bağışlayıcıdır. işi büyütmez. İleride büyüyecek olan şeyi küçükten görürse onu def etmek için uğraşır. Müslüman daima merhamet eder. Geçen gün söylemiştim. Güzel insanlar. Lütfen. Dünya Müslümanları artık bir araya gelemeyecek durumda. Çünkü elleri kolları elin gavuruna bağlanmış bir nikah aktı ile. Bir nikah aktı gibi sesleri çıkmayan kuma gömülmüş deve kuşu gibi kafalar kumda Vücudun dışarıda, ağzın dışında bir yer konuşmuyor zaten, ağzı da konuşsa topraktan konuşamayacaksın. Yani bütün imkanları gayrimüslimlere bağlı. O imal etmiş tüccirah benim, o imal etmiş tüfek benim. Eğer mermisi biterse kimden alacağım diye uyuyan müslümanların uyanması gereken bir asırdayız. ...bir zamanların firavunu... ...bugün yeniden doğdu firavun... ...o firavun ve avaneleri... ...başta Amerika gavuru o firavunu olmak üzere... ...diğer kafirler, müslümanları... ...adeta büyük balıkları, küçük balıkları yer gibi... ...tüketiyor... ...yeltraftaki... ...Yemen'e, Ürdün'e, Suriye'ye, Irak'a... ...efendim... E, ...Gaz... efendim... Filistin'e, Gazze'ye sen neredesin kardeş? Türkiye'm, Müslüman ülkem sen neredesin? Onların sınırındayız hocam. Evet Allah bize bir şey olmaz. Ha? Falan hava atma bana. Tedbirini al. Takdire buyun ey. Efendimiz zamanınıza göre silahlanın demiş. Değil mi? Hazreti Ali ne demiş? Bugün için değil, yarın lazım olacak, yarının geçliğini hazırlayın demiş. Değil mi benim? Yarının geçliğini 1400 sene önce Efendimiz o gün de vardı gavur kafir. O dönemine göre insanları ilimde, bilimde, fende silahda, her alanda düşmana karşı güçlü olun. Hem inancınızla hem imanınızla. Biraz önce bir şey anlattım. Bir şey anladınız mı? Anladınız tabi. Ne anladınız? Hikaye. Fatih Sultan Mehmet'i seyrediyor musunuz? Salı gün akşamı galiba. Seyrediyor musunuz? Seyretmenizi tavsiye ederim. Baş beli hikaye. Sen yaşamadın ki çünkü inancın yok ki. Eften püften bir adam gibi geziyorsun. Ne yapmış o adam efendim? Halkının yaşantısını denemiş, askerini eğitmiş, topunu döktürmüş. Kime döktürmüş? Gavura döktürmüş. Döktürmüş ya. benim mahiyetimde benim vatandaşım olmuş el sanatı ile örnek olmuş insanları mahiyetinde taşıyan bir ecdadın gavurundan da Müslümanından da istifade etmiş. Ben insanın sanatından istifade ederim. Niye? Benim vatanımın geleceği çok önemlidir diye. Ne yapmış ondan sonra? Gemileri yürütmüş. Olur mu hocam böyle şey ya? Yaşamadın ki. İçinde bir sevgi, ecdada bir sempati yok ki. Gavuru öve öve, kanunlar da İsviçre'den, Fransa'dan, İzbeç'ten e, onunla büyüdük. Bendeniz dahil. Anlatıyorum ekranlardan. O zaman biz kendimize dönmek zorundayız. Elin gavuru beni bekliyorsa bir fırsat bekliyor demiş. Atalar su uyur, düşman uyumaz kardeşlerim. Yalvarıyorum Allah'ım sizin gibi güzel insanlarla beraber Allah'ım bu gönlerdeki bayrağımızı indirtme Allah'ım. Şu ezanlarımızı dindirtme Allah'ım şu ecdazımızın çizdiği bu vatan topraklarını besmele ile çizmiş o sınırlarımızı korumayı kollamayı o sınırdan sadece asker gelmiyor. Elin gavuru karşıda süngüyle değil, elin gavuru ta yukarıdan beri toplarıyla, fezalarıyla, ta uydudan beri atıyor adam. Sen de oralara çıkıp yapmazsan ne olur? Attığın silah orada kalır. Onun da attığı burada kalırsa kazanmışındır. Eğer attığı her şey benim Anadolu'ma geliyorsa müsaade et sabaha kadar uyuma bu milletin istifadesi için çalışmak zorunda bu Türk milleti. Bu devletim, devletimi idare eden insanlar geleceğimi de imar etmek zorundadır. Ama önce gönülleri fethetmek sonra helal rızıkla vatandaşlarını razı etmek çok önemlidir. İnsanoğlu doymaz. İnsanı doyuran tek bir şey vardır. O da topraktır. Güzel insanlar. Anlatılacak şey Müslümandaki özellikleri saymakla bitmez. Ama ben bunu inşallah şu cümleyle haftaya bırakmak istiyorum. Bakın Müslüman hoşgörülüdür. Kızmaz. Celallanmaz. Her şeyi abartmaz. Evde huzursuzluk çıkarmaz. Çoluk çocuğu hanıma bağırmaz. Sesini kız. Evin adamı olmakla, evin reisi olmakla haklıyım demek değildir. Seni örnek alacak, alacak o hanedekiler. Müslüman hoşgörülü olur, sevecendir. Çocuklarıyla kucaklaşır, çocuklarının yüzlerini öper, evli de olsa. Onlara tebessümle yaklaşacaksın. Resulullah'tan daha iyi bir adam mısın sen? O Resulullah evlenmiş kızlarını öpüyordu da elin eline mene gitmiş ya baş ver hocam ya diyen secdeden de kaldırmıyor bak ha Benim için on para etmez. Kusura bakmayın. Burasında sevgi yoksa Hazreti Muhammed Mustafa'nın Sevin onlar sizin için bir nimettir dediği o güzel insanları öpmeyen, sevmeyen bir baba olabilir mi? Kızlarından hoşnut olmak için onları severek, gönüllerini alarak öldükten sonra babamız çok sertti ya, çok celaliydi ya. Hiç sevmedik ya. Ya bir defa olsun beni kucağına alıp öpmedi hocam ya. Diyenleri vallahi çok duyuyor. Samimi söylüyor. Ya Resulullah öpmüş, kokmuş, evine gitmiş, evine getirmiş, onlarla kucaklaşmış, hasbihal etmiş, muhabbet etmiş. Hocam onlarla ben böyle olursam azarlar, şımarırlar ha. Öyle mi? E biz öyle gördük. Resulullah öyle değil de ama. Kime uyuyacaksın sen? O zaman Müslüman hoşgörülüdür. Onu kırmadan, dökmeden onu irşad eder. Dışlamadan. Allah veriyor rızkını, ömrünü. Ben mi veriyorum kardeşim? Gerçekleri anlatmışım. Allah, peygamber, din, iman, helalla rızık yedirmeye çalışmışım. Yapmıyorsa ben ne yapayım? Ne yapabilirim? Vurmak, sövmek, zorla yaptırmak, zorla ben camiye götüremem. Zorla namaz kıldıramam ama ama dua ederim anne baba Allah'ım ne olur al mı secdeye giden günü kübleye dönen namaz kılanlardan neyle Allah'ım. Hazreti İbrahim gibi Rabbic alni mukime salati ve min zürriyeti ve tekabbel dua. Allah'ım beni ve benim zürriyetimi soyumdan gelenleri namaz kılanlardan eyle Allah'ım. Duamızı kabul eyle Allah'ım. Rabben Allah'ım beni af eyle. Veli valideyye, anne babamı da af eyle Allah'ım. beni üstazine, hocalarımı da affet Allah'ım. Müminleri de affet Allah'ım. Benim hesabımı kolay eyle Allah'ım diye dua eden ve dua eden evlatları olanları tebrik ederim kardeşlerim. Tamam mı? Sonra Müslüman güler yüzlüdür. Yüzünde tebessüm vardır. Mahkeme duvarı gibi değildir. Turşu, turşu gibi değildir. Ne oldu sana? Bu surat hiç sana yakışmıyor. Müslüman hanımına tebessüm edecek. Hanım beyine tebessüm edecek. Anne babaya tebessüm edecek. Gülecek yani. Anne baba çocuğunu görünce sevinecek. Sevgi gülleri açacak. Çocuklarına sevecen olacak. Onları tatlı dille eğitecek. Eskilerin bir sözü vardır. Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır derler. Biz Allah Resulü'nün sünnetini sadece sünnet namazı kılmakmış diye. Oysa sünnet demek Hazreti Muhammed Mustafa'nın talimatına göre ümmet olmak demektir. Efendimiz sövmemiş. Efendimiz azarlamamış. Efendimiz tebessüm etmiş. Kendisine vurana elsiz olmuş. Sövene dilsiz olmuş. Böyle bir Muhammedül Emin'in ümmetiyiz biz. Lafla peynir gemisi yürümez. O zaman Müslüman her haliyle güler yüzlü olacak, kendisiyle iyi geçinilecek, yumuşak başlı olacak, gönül alıcı olacak, küfür ve kötü söz ve hareketlerden uzak olacak, haksız yere kimseyi itham etmeyecek. Sen kafirsin, sen münafıksın demeyecek. Kendisini ilgilendirmeyen şeylere karışmayacak. Güzel kardeşlerim, konuyu burada toparlarken elbette Müslümanın olması gereken huy ve hareketleri inşallah bir başka programda aktarmak istiyorum. Rabbim nasip ederse. Benim güzel izleyenlerim. Efendimiz sözlerimi şu cümlelerle bitiriyorum inşallah. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın bir rüyası var. Bu rüya ile bitiriyorum inşallah. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam şöyle anlatıyor. Aynen okuyorum. Peygamberimiz ve vesselam bu gece bir rüya gördüm diyor kardeşler. Bir rüya gördüm. Rüyamda acayip şeyler gördüm diyor. Peygamber rüyası. Acayip şeyler gördüm diyor. Ümmetimden birini Azap melekleri yakalamıştı. Allah Allah. Ümmetimden birini azap melekleri yakalamıştı. Aldığı abdestleri gelip onu kurtardı. Allah'ım ne güzel şey ya. Abdestin önemine bakar mısınız? Abdest almayanlara Rabbim almayı nasip etsin. Onu abdest azaları abdest aldığı için o insanı azap meleklerinin elinden kurtardı. Allah'ın izniyle. Yani dünyada yapılanların ahirette bize faydasını öğreniyoruz. Birini gördüm rüyamda kabri onu sıkıyordu. Kıldığı namazlar onu kabir azabından kurtardı. Allah Allah. Birine şeytan musallat olmuştu. Ettiği zikirler gelip onu şeytanın elinden kurtardı. Allah Allah. Birini zulmet kaplamıştı. Günahlar kaplamıştı. Yaptığı hac gelip karanlıklardan onu kurtardı. Birinin de susuzluktan dili çıkmıştı. Tuttuğu orucu gelip onu susuzluktan kurtardı. Allah'ım. Birine ölüm meleği gelmişti. Anasına babasına yaptığı iyilikler gelip onu ölümün ölümün ölümünü geciktirdi. Ölümünü güzel eyledi imanla gitmesine vesile oldu demek. Birini Müslümanlarla konuşturmuyorlardı. Birini Müslümanlarla konuşturmuyorlardı. Sıla-i rahim yani akraba ziyareti geldi, onu ona şefaat etti. Kurtardı. Peygamberinin yanına gitmek isteyen birine engel oluyorlardı. O takdirde aldığı gusül ve aldığı abdest onu peygamber efendimize engel olan şeyi kurtardı. Efendimiz'e yanaştı. Ateşten korunmak isteyen birine sadakası geldiği ateşe perde oldu. Onu ateşten kurtardı. Birini birini zebaniler alıp cehenneme götürürken yaptığı emri bil maruf nehi anil münker yani Allah'ın emirlerini yapmış yasaklarından uzaklaşmış bu ahlaki onu o mübarek hal cehennemden kurtardı diyor biri cehennem ateşine atılmıştı Allah korkusu ile döktüğü gözyaşı gelip onu kurtardı diyor Birine amel defteri solundan verilirken Allah korkusu gelip defterini sağ tarafından almasını sağladı diyor. Güzel insanlar iyilik yapalım. Güzel davranalım. Allah'a kulluğumuzu ifa etmeye çalışalım. Kimseyi dışlamayalım fani dünyada değmez. Üç günlük dünya için bu kadar haşara, bu kadar yaramaz olmaya değmez kardeşlerim. <laughs> Affedersin. Onun için güzel insanlar Allah cümlemizi o sizin üzerinize çok düşkündür denilen sevgi peygamberimizin yolundan ayırmasın kardeşlerim. Ahirette bize en çok yardımcı olacak olan kişi Allah'ın ve le sevfe yu'tike rabbike fetarda Ey Habibim sen ne istedin de ben sana vermedim. Ben sana ne vermedim? ne istedin de vermedim hayatında ümmetim demiş. Ölmeden ümmetim demiş. Ölürken ümmetim demiş. Ahirette ümmetim diyecek. İlk defa ruhen yaratılmış. Onun ruhundan bütün ruhlar yaratılmış. Ahirette ilk defa son peygamber olarak dirilecek olan efendimizdir dirildiği zaman toprağa yatan, ümmetine sahip çıkan, kaldır başını secdeden ey Habibim denildiğinde isyan değil bu, naz. Kaldırmam ya Rabbi, ümmetimi affetmedikçe, ümmetlerimi affetmedikçe iltifatıyla Rabbim onun izniyle onun şefaatine nail eylesin hepinizi, hepimizi benim güzel izleyenlerim. Allah hepinizden razı ve hoşnut olsun. Lütfederseniz günahlarla bezenmiş bir ömrün neticesinde huzurullah'a varmadan tevbe etmeyi, tevbe ile Allah'a yaklaşmayı ve bu sayede de imanla huzuruna kelime-i şehadeti getirerek hep beraber efendim eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh diyerek çene kapamayı Rabbim cümlemize nasip eylesin. Benim güzel izleyenlerim. Hep beraber buyurun efendim. Efendim hem hatmi şerifimiz var. Tövbe istiğfarla beraber duamızda bitirelim. Benim güzel izleyenlerim. Buyurun efendim. Estağfirullah. 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 El azim. El kerim. El gafur. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وَأَتُوبُ إليه فنسأله التوبة وَالْمَغْفِرَةَ وَالْهِدَايَةَ لنا إنه هو التواب الرحيم إلهي يا ربي إلهي يا ربي إلهي يا رب العالمين حين بلغونا بوأنا بوساعة كالينجي يا benim elimden, dilimden, gözümden, kulağımdan, kalbimden vesair azai cevahilerimden bilerek veya bilmeyerek kelime-i küfür, şirk, hata, ısyan, günah, bühten ve mala yani kelamlar sadır devakı oldu ise ben onların cümlesine tevbe ettim ya Rabbi Pişmani nadim oldum ya Rabbi. Bir daha işleme ve işlememesine azmı, gezmü kast eyledim. Peygamberlerin evveli Hazreti Adem Safiyullah. Ahiri bizim peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri. Ya Rabbel Alemin. Canebi maneviyenden Cibril-i Emin ve namusu ekber vasıtasıyla her neki getirip ve her neki haber verdiyse ben onların cümlesini dilimle ikrar ve kalbimle tasdik eyledim. Âmentü billah ve bimâ câe min indillah alâ murâdi rasûlillâhi mücmelen ve mufassalâ. Âmentü billâhi ve melâiketihi ve kütübihi ve rusulihi vel yevmil âhi ve bil kader hayrihi ve şerrihi min Allahi Teala vel ba'su ba'del mevti hakkun eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü Allahümme inni üridü en üceddide imanen tecdiden bi kavli la ilahe illallah Muhammedun Resulullah hakkan ve sıkkan. amin Elhamdülillahi Rabbil Alemin. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. اهدنا الى الحق والى طريق مستقيم ببركه القران العظيم ببركه ختم القران العظيم واف يا كريم واف عنا يا رحيم واغفل لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا اكرم الاكرامين ويا ارحم الراحمين يا رب العالمين ويا ارحم الراحمين مبارك بي mübarek bir cuma gününü esrari ile şu mekanda okunan, tilavet edilen hatmi şerif, salatü selam, tesbihat, yasini şerif, mülk ve diğer surelerle şu yaptığımız irşadı şeriften de hasıl olan sevabı önce sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin mübarek ruhu şeriflerine hediye eyledik. İkram eyle ya Rabbi. Bütün peygamberlerin, enbiyaların, evliyaların, ulemaların, alimlerin ruhlarına, eshabı güzin, tabi'in, tebev tabi'in, eyme-i müştehidin, rıdvanullahi teala aleyhi mecma'in, hazaratının ruhlarına, mağrib ile maşrik arasında isimleri unutulmuş, nesilleri kesilmiş, Dışanları iki taş iken onlar da yok olmuş. Mübarek gece ve gündüzlerde kimseler tarafından da hatırlanmaz olmuş. Ya Rab yok mu bizim ruhumuza bir Fatiha diye gece gündüz Kur'an ve dua bekleyen ehli imanın ruhlarından da haberdar eyle Ya Rab. İlahi hatmi şerifi okuyanın Kur'an'ı hakimleri okuyanların ve şu anda duamıza amin diyenlerin ve cümlemizin dünyadan ahirete vefat etmiş bir cümle anne baba kardeş iyal, evlat, akraba taallukat, hısım, dost, komşu, akraba ve ahbaplarımızdan dünyadan ahirete vefat etmiş bir cümle ehli imanın ruhlarından da haberdar eyle ya Rabbi. Makamlarını cennet eyle. Kur'an-ı Hakimi kendilerini enis ve yoldaş eyle ya Rabbi. Kur'an'ın nuru ile onların kabirlerini bizim de kalplerimizi tenbir eyle ya Rabbi. Beşeri hatalarını hatalarımızı affeyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin şu şehit kanlarıyla sulanmış vatan topraklarımızı düşman çizmesi altında çiğnetme Ya Rabbi. Ya Rabbi gönlerimizdeki ezanımızı, gönlerimizdeki bayrağımızı indirtme Ya Rabbi. Allah'ım dünyada zulm içinde bulunan Müslümanlara yardım eyle Ya Rabbi. Özellikle Ya Rabbi Müslümanların efendim Müslümanların üzerindeki zalim bir gölge ile bakılan ve büyük zalimden küçük zalime kadar tenha denilen zalimlerin kahru perişan olması için dua ediyoruz. Ümmeti Muhammed'in duasını kabul eyle. Onları yerle bir eyle. Onları kahru perişan eyle ya Rabbi. O güzel Müslümanları Ankara'yı bir zaman içinde kurtuluş nasip eyle ya Rabbi. Allah'ım senin Resulünün, senin peygamberinin benim ümmetim dediği o güzel insanları... Ankara'yı bir zaman içinde kurtar Allah'ım. Yardım eyle Allah'ım. O çocukların, o insanların, o ihtiyarların, o kadınların, o hamilelerin, o düşkünlerin, o mağdur durumda olan insanları en yakın zamanda onlara muzafferiyet nasip eyle ya Rabbi. Dualarımızı Kabe-i Muazzama'da ve Şebeke-i Resulullah'ta yapılıp da kabul olunan dualara şu duamızda dahil eyle ya Rabbi. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah ve vesselamu aleyke ya Habib Allah. ve vesselamu aleyke ya Seyyid el Evvelin ve el Ahirin ve selamun aleyhi murselin. Elhamdülillahi rabbil alamin. Rızaen lillahi teala el Fatiha. Kıymetli izleyenlerim, sabırla dinleme şerefinde bulundunuz. Allah dinlediklerimizle İyi güzel hallerimizde amel etmeyi nasip eylesin. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Özellikle paylaşıp bir başkalarının da izlemesine vesile olanlardan hasaten Rabbim razı olsun. Haftaya görüşmek üzere inşallah. Hayırlı cumalar benim sevgili izleyenler. <laughs>